Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan'ın 25. günündeyiz. Elhamdülillah, Cenab-ı Hakk'a binlerce kez hamdolsun. Ve bugün rahlesinin önüne gerçekten farklı bir isim olan bir rahle sahibinin önüne gelip oturacağız. Şimdi ben 3 tane soru sormak istiyorum. Ondan sonra bu sahabi efendimizin ismini sizlere söylemiş olacağım. Pek bu soruların cevabı yok ama yine de biraz böyle dikkat kesilmek için sormak istiyorum. Mesela tahmin edebiliyor muyuz şu anda dünyada kaç milyon tane mushaf vardır? Aziz kitabımız kaç milyon tane basılmıştır şimdiye kadar ve kaç milyon insanın elinde şu kitaptan vardır? Kaç milyon ya da milyar ya da trilyon hatim yapılmıştır şimdiye kadar? Mesela Ramazan'dayız şu anda, her birimiz en az 1, 2, 3 hatimler yaptık, okuyoruz ki okumaya da devam edeceğiz. Şu Ramazan'da kaç bin hatim yapılmıştır mesela? Şu memlekette bile kaç bin insan hatimini tamamlamıştır? Böyle bir sayıyı tutturabilmek kolay mı, ama çok olduğunu çıkarabiliyoruz. Peki ilk günden bugüne kadar kaç milyon hatim yapılmıştır diye bir soru sorduğumuzda da bunun cevabını bilemeyiz, ama milyarlara, trilyonlara varan bir rakam olduğunu herhalde çok rahat bir biçimde söyleyebiliriz. Peki bu kadar mushafın ortaya çıkması, hatimlerin okunması hangi sahabi efendimize daha fazla sevap yazdırmıştır? Hangi sahabi efendimiz böyle bir amele vesile olduğu için çok farklı bir biçimde bir sevap kazanmıştır? İnanın ki insanı böyle heyecanlandıran bir şey bu. Ve bu isim kim biliyor musunuz? Kur'an'ın genci olarak tarihe geçen Zeyd bin Sabit radıyallahu anh. Bu şeref nasıl ona nasip oldu? Nasıl böyle bir şerefe erişti? İnanın ki anlayabilmek çok kolay değil. Ama Zeyd bin Sabit bugün bu elimizdeki mushafların hepsinden dolayı da sevap kazanan biri, okunan hatimlerden dolayı da sevap kazanan biri. Çünkü Kur'an'ın cem edilmesine ve çoğaltılmasına o imza attı. Onun başkanlığındaki heyetle bu iş olmuş oldu. Şimdi Kur'an ayı olan bu Ramazan'da Zeyd bin Sabit ve Kur'an diye bir başlık açtığımızda inanın ki o kadar çok şey söyleriz ki. Ama birkaç şeyi hatırlayarak o sözü vardırmış olalım. Hatırlayın, Zeyd bin Sabit yetim bir çocuk. Annesi var ama babası işte daha o bebekken vefat etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Yesrib'e Es'ad İbni Zürare ve onun 5 arkadaşıyla, Es'ad'la beraber 6 tane yiğitle Yesrib'e imanın mesajlarını ilk kez ulaştırıyor. Es'ad'ın komşularından Zeyd bin Sabit ve o günlerde sadece 9 yaşlarında. 9 yaşlarındayken Es'ad abisinin vesilesiyle imanla tanışıyor o yetim çocuk. Bir yıl sonra Hazreti Mus'ab Medine'ye, Yesrib'e gelince Mus'ab bin Umeyr'in etrafında böyle dönüp dolaşan, ona talebe olan bir çocuk olarak karşımızda duruyor Zeyd bin Sabit. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde annesi Zeyd'in elinden tutuyor, getiriyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın önüne. Diyor ki ya Resulallah, Zeyd çok akıllı bir çocuktur ve şimdiye kadar Mus'ab'dan, Es'ad'dan 17 sure ezberlemiştir. Bakın, 17 sureyi onlardan işiterek, onlardan duyarak ezberlemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok seviniyor böyle bir söz duyduğu zaman. Oku bakalım Zeyd diye ondan bir süre okumasını istiyor. Ne okuyacak acaba? Niye biraz sonra söyleyeceğim süreyi okuyacak? Bir merak etmemiz lazım. Şimdi Zeyd bin Sabit yetim bir çocuk dedik. Yetimliğin işte o günkü şartlarda da bugün de ne kadar zor olduğunu herhalde anlarız. İşte özellikle o günlerde horlanması, babası olmadığı için bazı şeylerden mahrum olması, kimsesiz birisi olarak yetişmesi, o kimsesizliği en derin bir biçimde hissettiği zaman kimsesiz, hiç kimse yok, var herkesin bir kimsesi,
kimsesiz kaldım, yetiş ey kimsesizler kimsesi diyerek Allah'a aslında halini arz etmesine dair bazı şeyler ortada olduğu için Zeyd bin Sabit Kaf suresini okuyor. O sürenin içerisinde ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid ayetine gelince, biz insana şah damarından daha da yakınız ayetine gelince, o kimsesizliği Allah'la farklı bir biçimde anlamış, teskin olmuş, tevekkülü kuşanmış birisi olarak Zeyd bin Sabit biraz duygulanıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de karşısında bir yetim çocuk olarak Zeyd bin Sabit'in bu süreyi seçip ve bu sürenin o ayetine geldiği zaman o haline şahit olduğunda Efendimiz aleyhissalatü vesselam da duygulanıyor. Zeyd böyle. Şimdi Zeyd'i çok iyi tanıdığı için Musab bin Umeyr Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bilgiler veriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da daha ilk günlerde ne diyor? Ya bu Yahudilerin şerlerinden emin olmak için onların dilini iyice öğrenmemiz lazım. İbranice öğrenmesi için Zeyd'i görevlendiriyor. Bakın Allah Resulü'nün Yahudilerle yaptığı mücadelesine ait de çok önemli bir adımdır bu. Ve o günlerde daha 12 yaşlarında olan Zeyd bin Sabit'e böyle bir görevi veriyor Allah Resulü. Öğrenebilir misin Zeyd diyor. Evet öğrenirim ya Resulallah diyor ve başlıyor öğrenme adına bir gayret verme. Ne yapıyor mesela o gün bir dil kursu falan yok. Gidip birisinden de oturup da dizinin dibinde bana İbranice öğret diyecek bir imkan da yok. Çünkü Yahudiler zaten Araplar İbranice öğrenmesin diye her türlü yolu deniyorlar. Onlar kendileri Arapça biliyor ama Arapların İbranice öğrenmesine engel oluyorlar ki kendi aralarındaki o dili sadece kendileri kullansın diye. Allah Resulü bu görevi verdiği zaman Zeyd bin Sabit Yahudi çocuklarının içine gidiyor, onların meclislerine gidiyor. Onların mektepleri var, okulları var. O okullarının işte pencerelerinin önüne gidip oturuyor. Onları dinleyerek bir şekilde o dili öğrenmeye çalışıyor. Çok kısa bir zaman sonra öğrendim ya Resulallah diyerek gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünde duruyor ve orada İbranice öğrendiğini ortaya koyuyor. Efendimiz çok memnun oluyor. Bir genç, bir delikanlının böyle bir emri yerine getirme adına ortaya koyduğu bu gayrete şahit olunca ona hayır dualarında bulunuyor. Daha sonra da Zeyd bin Sabit durmuyor. Süryanice öğreniyor, Kıptice öğreniyor, Farsça öğreniyor. Böyle dillere karşı bir ilgisi olan birisidir. O dillerin hepsini öğrenerek Suffa'da özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir dil muallimi olarak görev yapmasına ve bazı yazışmaları, bazı vesikaları ortaya koymasına, gelen elçilerin getirdiği mektupların okumasında, tercümanlık görevi yapmasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Sabit'i hep bunun için kullanıyor. Şimdi söz Zeyd bin Sabit Sabit'ten açılınca uzar gider. Ben Kur'an'la alakalı olan sürece bir daha sözü getirmek istiyorum. Şimdi benim güzel kardeşlerim, şu aziz kitabın tarihine bir baktığımızda bu tarihin 4 tane önemli aşamasını görmüş oluyoruz. Bu aşamalardan birincisi Kur'an'ın mushaf haline getirilmesi, yani cem edilmesi, Kur'an'ın çoğaltılması, Kur'an'ın noktalanması, Kur'an'ın harekelenmesi. Yani şu anda elimizdeki bu aziz Kur'an'ın, aziz mushafın bu noktada nihai anlama gelmesi bu 4 aşamadan oluşuyor. Şimdi bu 4 aşamadan son ikisinde diyelim ki Kur'an'ın harekelenmesinde, noktalanmasında, öncelikle noktalanmasında Ebu Esved Eddüveli isimli bir alimin katkılarını görüyoruz. Onun rehberiyetinde bu oluşuyor biliyorsunuz. Harekelenmesi Halil bin Ahmed'in vesilesiyle olmuş oluyor. Ama Kur'an'ın cem edilmesi, yani bir mushaf haline getirilmesi, sonra da o mushaf esas alınarak çoğaltılması, 4 ya da 7 tane çoğaltılmasında bir heyet seçiliyor. İlkinde cem edilmesinde işte o zamanlar Hazreti Ebubekir hayatta, Yemame Savaşı'nda Kur'an karileri şehit olunca Hazreti Ömer endişeleniyor. Bu teklifini Hazreti Ebubekir'e iletiyor. Kur'an'ı iki kapak arasında toplayalım diyor. Ebubekir radıyallahu anh önce biraz çekingen davranıyor. Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi nasıl yaparız diye. Sonra Allah onun gönlüne genişlik veriyor. Böylelikle o işin doğru bir iş olduğuna kanaat getirerek bu işin yapılması adına harekete geçiyor ve bir heyet seçiliyor ki o heyet bunu yapsın. Heyet seçilirken o gün ashab-ı kiram efendilerimizin çoğu hayatta ama Hazreti Ebubekir de Hazreti Ömer de
Zeyd bin Sabit'i işaret ediyorlar. Kaç yaşlarında o gün Zeyd bin Sabit? Sadece 22 yaşlarında. 22 yaşlarında bir genç. Niye onu seçtin diye sorulduğu zaman Hazreti Ebubekir'e ne diyor Hazreti Ebubekir? Vallahi Zeyd hiçbir itham altında kalmamış birisidir. İtham edilmemiş birisi. Yani kötü bir şeyle anılmayan birisi. Hep hayırla, hep güzellikle. Zaten 22 yaşında bir delikanlı. Böyle birisi ama Kur'an kültürü de çok üst düzeyde. Kur'an'ı çok iyi bilen birisi olduğu için ona bu vazife teklif ediliyor. O bu vazifeyi duyunca bir sarsılıyor. Vallahi dağları taşımaktan daha zor bir görev diyor. Sonra sahabe efendilerimiz özellikle Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ona bu noktada teşvikte bulununca bu zorlu görevi üstleniyor ve gerçekten hakkını vererek Kur'an'ı iki kapak arasına getiriyor. Yani cem ediyor. İlk kez bir mushafın oluşmasını sağlıyor. Hazreti Osman döneminde de ihtiyaç ortaya çıkınca çoğaltılması noktasında yine Zeyd bin Sabit'in rehberliğinde olan bir heyet tarafından bu iş yapılıyor. 22 yaşında bir delikanlı ilk sefer yani Kur'an'ı cem ederken bu adımı atmış oluyor. Zeyd böyle birisi. Ve biz bugün bakın okuyoruz, okuyacağız da Allah bize ömür verdikçe de okuyacağız. Her Ramazan'da daha fazla okuyacağız. Her okuyuşumuzda da Zeyd bin Sabit'e sevap üstüne sevap ekleyeceğiz. Onun için diyoruz ya sahabe geçilmez, geçilmez. Biz sevap kazandıkça bizim sevaplarımıza da onlar vesile olduğu için onlar yine o sevaptan pay alacaklar. Dolayısıyla erişilmez insanlar olarak önümüzde hep rehber olacaklar. Hep imam olacaklar, hep bize yol gösterecekler. Allah da bizi son nefesimize kadar onların yolundan ayırmasın. Şimdi benim güzel kardeşlerim, o Zeyd, o büyük insan, o bir dil alimi, o bir Kur'an alimi, bir Kur'an karisi, o büyük bir muhaddis, büyük bir tefsir, müfessir, aklınıza gelecek birçok özelliğin sahibi olan o Zeyd, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den 92 tane hadis bize naklediyor. O hadislerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah o gencin yüzünü ak etsin, nurlandırsın ki bizden bir hadis duyar da onu bir başkasına ulaştırmış olur. İnşallah yüzlerimizi nurlandıralım. Hadisleri, nebevi mesajları insanlara, muhataplara, etraflarımıza duyurmak için. Bakın bunu ilk bize nakleden Zeyd bin Sabit'tir. Allah onun nuru, yüzünü nurlandırdı. Öyle bir nurlandırdı ki onun ışığı kıyamete kadar sönmeyecek. Dünya döndükçe Zeyd diyeceğiz. Zeyd'in bize miras bıraktıklarından alacağımızı alacağız. Biz de yaşadığımız dünyanın Zeyd'in talebeleri olma adına bir gayret içerisinde olan talebeleri olarak etrafımızdaki insanlara nebevi mirasları yayma adına gayret içerisinde olalım inşallah. Allah bizi bu gayretten bir an olsun geri bırakmasın. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bugün başımıza tac ettiğimiz takkemiz nereye ait biliyor musunuz? Moritanya'ya ait. Afrika'nın güzel bir beldesi biliyorsunuz. Kur'an'dan bahsettik. Kur'an eğitimi konusunda da özellikle İslam beldelerinde öne çıkan bir yerdir Moritanya. Onun için Zeyd'in anıldığı bir mecliste Moritanya diyelim ki Kur'an adına o gayretlerine karşı da bir mükafat olmuş olsun. Mushaf'tan bahsettik. Mushaf'ın bugünlere kadar gelmesinden bahsettik. Şimdi size Afrikalıların Luh dedikleri bir tahta göstermek istiyorum. Bu hale bu biraz daha düzenli yani şu anda kullanılanlar bu kadar da düzgün bir şekilde değil ama en azından bunun üzerinden görmüş oluruz. O Afrika'nın birçok beldesinde talebeler bu Luh denilen levhalar üzerinden hafızlık yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü mushaf yok birçok yerde. Halen öyle yani bu son süreçte biraz mushaflar yayılmış olsa da yine de Afrika'nın birçok yerinde özellikle Moritanya'da da mushaf azlığından dolayı böyle bir yol deneniyor. Bu lohulara hocaları yazıyorlar işte süreyi, hangi süreyi ezberleyeceklerse. Talebeler gidiyor sabaha kadar bunların üzerinden o ayetleri ezberliyorlar. Sabah geliyorlar onu hocalarına arz ediyorlar. Ertesi gün yeniden yine bu levhanın üzerine burası silinerek yazılarak yeni sürelerini alıp gidiyorlar. Hayata tutundukları şey bunlar aslında ve Moritanya
Kur'an hizmetleri konusunda, Kur'an hıfzı konusunda, hafızlık konusunda çok güzel bir yerde, imkansızlıklar içerisinde bile eğer bunlar yapılabiliyorsa vallahi buradan da herhalde bizim alacağımız başka mesajlar olması lazım. Allah gerçek manada anlayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Dualarımız Moritanya'daki kardeşlerimize olsun. Cenab-ı Hak o Afrika'nın o güzel insanlarını farklı bir biçimde imanla, Kur'an'la daha farklı, daha güzel bir biçimde donatsın. Allah oraları ve bütün Afrika beldelerimizi Kur'an'ın ışıklarının böyle aydınlattığı bir zamana, bir zemine vardırmış olsun. İnşallah o toprakların yeşermesi için Cenab-ı Hak bizleri de vesileler edinsin. Moritanya'ya başta olmak üzere bütün Afrika beldelerinin ehli imanına selamlarımızı, dualarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Sizinle aynı ailede, yani İslam ailesinde olduğumuz için biz seviniyoruz. Sizin varlığınız bize farklı bir moral, farklı bir umut oluyor diyoruz. İnşallah oraların selamete erişmesi için de Rabbimize dualarımızı arz ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.